Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz. Merhaba Bay Regan. Merhaba Raskin. Görünüşe bakılırsa iş yine bana düştü. Gideli bir hafta olmuştu. Zamanı gelmişti. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Doktor Osterer. İyi akşamlar Regan. Oh Regan. Regan, seninle konuşmam gerek. Şimdi bir dakikan var. Hayır, seninle yarın sabah görüşelim. Evine gelirim. On iyi mi? Tamam. Bu nedir? Laboratuvar malzemesi yedeklerim. Ben yokken bir şey oldu mu? Hayır efendim. Müdür? Doktor Baxter'ı bilirsiniz. Hala çok... İçine kapalı. Evet efendim. Laboratuvarında kim kaldı? 6 kişi. Doktor Baxter, Hoffman, Yank ve 3 teknisyen. Doğru. Bunları içeri götürecek evet misiniz? Evet efendim. Merhaba Bay Regan. Merhaba Mason. İçeride kimler kaldı? 6 kişi efendim. Doktor Baxter, Doktor Hoffman, Doktor Yank ve 3 teknisyen. Doktor Hoffman. İyi akşamlar Regan. Müdür içeride mi? Evet. Bu gece çalışıyor musun? Hayır. Evet, Petomac'ta durum nasıl? Pek sakin değil. Evet, anladığım kadarıyla bize yeni bir idareci gönderiyorlarmış. Doktor Leonard Michelson. Bunu kim söyledi? Doktor Hoffman. Ona da temizlikçi kadın söylemiş. Komik değil. Evet, bugün cuma. İyi geceler Regan. Pazartesi görüşürüz. İyi geceler doktor. Bir sorun mu var? Hayır efendim, sadece küçük bir ayarlama. Dışarıda birkaç sandık var, onları içeri getir. Elbette efendim, Raskin biraz önce aradı. İyi akşamlar doktor. Ha? Ne vardı Regan? Fazla mesai mi? Hayır, ama yarın geleceğim. Saat kaçtı? 8. Evet, daha sizin için zaman kilidini ayarlarım. Geçen sefer pazartesiye kadar girememiştiniz. Biliyorum. Burada yoktun değil mi? Washington'dayım. Çok endişeliler mi? Bu yerin güvenliği konusunda hep endişeliler. Benim işim hep böyle. Aslında endişelendikleri şey bu. Anlıyorum. Sen onlara garanti verdin mi? Hayır, bunu size bıraktım. Evet. Evet, ne dersiniz? Neden cumartesi ve pazar tatil yapmıyorsunuz doktor? İyi gelir. Buna zamanım yok. Hiç zamanım yok. Yorgun insan hata yapar doktor. Tanrı bizi buradaki hatalardan korusun. İyi geceler doktor.
İyi akşamlar Bay Regan. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler Mason. İyi geceler Bay Regan. İyi geceler Doktor Hoffman. Geliyor musunuz doktor? Birkaç dakika sonra çıkacağım. Bana ihtiyacınız var mı? Hayır. İyi geceler Hoffman. İyi geceler doktor Hoffman. İyi geceler Mason. İyi akşamlar Doktor Hoffman. İyi akşamlar Doktor. Mason. Doktor Williams orada mı? Doktor Williams bu laboratuvarda değil. İyi geceler Doktor Baxter. 216 idare binası. Önemli değil. Mason. Laboratuvarı kapatıldı. Tamam. İyi akşamlar Doktor Baxter. İyi akşamlar Doktor. Raskin. Evet efendim. Regan, laboratuvarına giriyorum.
Arka yolun bir bölümü çökmüş. Yarın ilgilenmemiz gerek. Tamam. Yarın sabah okuması için Bay Regan'a bir not bırak. Ona giderken söylerim. Hala buralarda. E-Laboratuvarı. İçeri ne zaman girmiştin? Bay Regan? Bay Regan? Alo, Bay Regan? Alo, Bay Regan? Oraya gidip güvenlik kapısını kontrol et. Ben Teğmen Raskin, İstasyon 3 görevli memur. Bana evden Dr. Baxter'ı bağlayın. Ya da Bay Tesserly. Evet. Evet Bay Martin. Evet gelebilirim ama vakit çok geç. Evet tamam. Teknemde buluşmamız mümkün. Bay Martin? Evet. İyi akşamlar. Bu vakitte rahatsız ettiğim için üzgünüm Bay Barrett. Bir içki ister misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Her zaman teknede mi yaşıyorsunuz Bay Barrett? Hayır, sadece bazen. Avukatlık işlerinizin bugünlerde çok yoğun olduğunu tahmin ediyorum. Daha iyi olabilirdi. Ama bu yatı alabilmişsiniz. Çok pahalı bir şey olmalı. Sizin için ne yapabilirim Bay Martin? Sizin için bir işimiz var. Doğru adam olduğunuzu düşünüyoruz. Tamam. Neden? Geçmişiniz bunun için uygun. Ve geçmişte savaşın kuralsızlığı konusunda çok açık sözlü biri olmuşsunuz. Herkes savaşa karşı olduğunu söyler. Eski Birleşik Devletler istihbarat subayları dışında herkes. İsterseniz kayıtlarınıza bir bakalım. Lee Barrett, 1950, üniversite öğrencisi, hukuk fakültesi. Kore'de askeri hizmet, helikopter, özel hizmetler için ayrılmış. Mükemmel savaş kayıtları. Ödüllendirilmiş. Yalnız başına çok iyi çalışır. Gizlilik, zeka ve şiddet konusunda üstüne yoktur. Yüzbaşılığa terfi etti. İlki öneride kaldı. Sonra ikisi reddedildi. Savaşın sizi çok hızlı yaşlandırdığını ve oyuncaklarla oynayamayacak kadar büyük olduğunuzu söylediğiniz kayıtlara geçmiş. Çok alaycı bir ifade Bay Barrett. Öyle mi diyorsunuz? Ordudan neden ayrıldınız? Geleceği yoktu. 1952'de ordudan ayrıldı. Bir tüm generalde girdiği tartışma sonucu görevinden ayrılmasına izin verildi. Bazı insanlar inatçı olur. Ben bazı şartlar altında emir almaktan hoşlanmam. Hukuk derecenizi aldınız. Baro sınavını geçtiniz ama avukatlık yapmadınız. Bir devlet ajansına katıldınız. Kovuldunuz. Bir eyalet kurumu. Aynı sebepten kovuldunuz. Dosyanız itaatsizlik örnekleriyle dolu. Kayıtlarımı kontrol etmek kolaydır Bay Martin. Amacınızı söyleyin. Bir yıl önce İstasyon 3'e güvenlik şefi olarak atandınız. İstasyon 3'ü siz nereden biliyorsunuz?
Bu yarı küredeki en gizli kimyasal savaş laboratuvarıdır. 3 ay önce kovuldun. Sebep? Projenin amacını duygusal nedenlerle reddetme. Dünya Barışı Konseyi, Henry Martin, İdari Sekreter. Bunu hiç duydunuz mu? Ha evet. Ama yanılmıyorsam onaylamıyorsunuz. Yarı gizli organizasyonlardan hoşlanmam Bay Martin. Ben de hoşlanmam Bay Barrett. Ama konsey barış için güçlü bir silah. Biz ne komünistiz ne de anti-komünist. Sadece sürdürülebilir bir barış istiyorsunuz. Belki sizin gibi Bay Barrett. Savaşın saçmalığı konusunda hep açık sözlü oldunuz. Bu birkaç saat önce istasyon 3'ten alındı. Şu anda ne olduğu önemli değil. Ne olduğunu biliyor musunuz? Botulinus mi? Hayır. Botulinus'e karşı bir aşı. Bu şişedeki madde kültürlenerek bir ülkenin bağışıklık kazanması için yeterli aşı elde edilebilir. Bu adrese teslim edilmesini istiyoruz. Avrupa. Evet. Bu barışa nasıl hizmet edecek? Korkunç bir silahı nötralize edecek. İki tarafta sahip olursa, evet her iki tarafta diğerini bununla tehdit edemez. Çok tehlikeli bir görev Bay Martin. $10,000 masraflarınızı karşılamaya yetecektir herhalde. Korkarım hayır. Red mi ediyorsunuz? Hayır. Size $20,000 mal olur. 10,000 her iki tarafta. Nakit. Şimdi. Bir şey söylememe mahsur var mı Bay Barrett? Evet var. Ahlak notuklarınızı konseye saklayın. Bu bir iş anlaşması. Bu kadar yerden kovulmuş olmanıza şaşmamak gerek. Tatmin oldunuz mu? Evet. Şimdi kollarını masanın üstüne koy. Garip bir iş yapma yönteminiz var Bay Barrett. Nedir bu? Bir soygun mu? Kollarını masanın üstüne koy dedim. Öncelikle aşılar istasyon 3'te saklanmaz. Bu bir tür virüs olmalı. İkincisi istasyon 3 hakkında kimsenin bir şey bilmemesi gerekiyordu. Ve üçüncüsü Dünya Barış Organizasyonu hakkında çok şey biliyorum. Sekreteri şişman ve kel bir adamdır. Adı Henry Martin. Onu tanıyorum. Ne yapmayı planlıyorsun? Seni doğru insanlara teslim edeceğim. Bunun kanıt olmadığını biliyorum. Ama şişe ve paranın üstündeki parmak izlerinle işe yarar. Anlaşılan seni hafife almış. Anlaşılan öyle olmuş. Ayağa kalk. Arkanı dön, ellerini duvara koy ve üstüne yaslan. Kavana, burada ne işin var? Hemen kızma Barrett. Bunu hemen yapmak zorundaydım ve sadece bu şekilde yapabilirdim. Neyi yapacaktın? Seni güvenlik için kontrol etme işini. Bu adam senin ajanlarından biri mi? Çok doğru. Ve tüm bunları satın alınıp alınamayacağımı görmek için planladı. Evet, öyle mi? Öyle de denebilir. Nasıl bir güvenlik riski olacağını bilmiyordum. Biliyorsun insanlar değişiyor. Bir an için otelsiz konusu da beni endişelendirdin. Hadi git buradan. Yeniden Washington'ın yolunu tut. Bay Barrett, ben Doktor Leonard Michaels. Kim olduğunu biliyorum. Sen de git buradan. Oyuncaklarınızı alın ve hemen bu tekneden inin. Hemen. Barrett, ajansımızın nasıl çalıştığını biliyorsun. Bay Barrett, bunu sadakatinizin sorgulanması olarak... Efendim, Barrett, general sana gelmemizi istedi. Bu işte seni istiyor. Ne işiymiş bu? Birkaç saat önce istasyon 3'e girildi. Reagan öldürüldü. Ve Dr. Baxter kayboldu. Doktor Michaels'ın? Evet. Mike Tesserly. Burada güvenlikten ben sorumluyum. Bay Michaels'ın, Teğmen Raskin, Teğmen Cans. Günaydın. Olanlar için üzgünüm efendim. Görevi evet, daha yeni Tesserly. Devraldım. Bay Kavanagh'ı tanıyorsun. Evet, tanıyorum. Bay Barrett. Merhaba Barrett. Baxter hakkında bir şey var mı? Hiçbir şey. Arıyoruz tüm bölgeyi.
Hangi adımlar attınız? Aslında hiç. Buraya çabuk geleceğimizi düşündüm. Bu yüzden hiçbir şeye dokunmadım. Güvenlik görevlilerinin hepsini burada topladım. Bundan kime bahsettiniz Bay Tesserly? Sizin dışınızda hiç kimseye. Güvenlik adamlarımıza elbette ve Doktor Hoffman'a. Neden o? Müdür dışında en son çıkan oydu. Şu anda E-Bloğunda bekliyor. Hadi Regan'a bakalım. Bizimle geliyor musun Barrett? Hemen geleceğim. Bu işe sen ne diyorsun Johnson? Evet, Bay Tesserly'ye göre Mason ev laboratuvarına giren kimseyi görmediğine yemin ediyormuş ama Regan'ın intihar ettiğini sanmıyorum. Ben de öyle. O bekçi köpeğinin orada ne işi var? Başında bir yumru var. Dün orada değildi. Ama bu sabah hala devriyedeydi. Bir süre bayıltılmış olabileceğini düşünüyoruz. Ama elbette köpek olduğu için bana söylemedi. İşinin başına geri evet. Döndü. Raskin çitleri kontrol ettirdi mi? Her santimini. O köşede efendim. Doktor Hoffman çok sarsılmış durumda. Sizinle konuşmakta ısrar ediyor hemen ve özel olarak. Belki de onu görmelisiniz efendim. Hı hı. Doktor Hoffman, bu Doktor Michaels. Merhaba, nasılsınız? Sizi gördüğüme sevindim. Nasıl yapılmış? Başına darbe almış. Silah değil. Zaman kilidini kim kurdu? Bilmiyorum efendim. Herhalde Doktor Baxter. Daha yarım saati ver. Bu şifreyi çözüp zaman dolmadan girmenin bir yolu var mı? İçeride bir şey olup olmadığını öğrenmemiz gerek. Saat 8'e kadar o kapıyı hiçbir şey açamaz. Bu kapıyı bundan önce zorlarsanız hızla ölürsünüz. Bu bir tuzağa kurulu. Binlerce voltluk elektrik. Bay Raskin. Evet. Çitte bir delik bulduk. Dokunmayın. Hemen geliyoruz. Elbette efendim. Raskin, adamların Regan'ın cesedini yan laboratuvarlardan birine götürsün. Emredersiniz. Yapıştırılmış. Yakından bakmazsan görmen imkansız. Çok titiz bir iş. Raskin, diğer tarafı aç. Soldan sağa doğru kesilmiş. Sağ elini kullanıyor olabilir. Ya da sağ elini kullandığını düşünmemizi isteyen bir solak. Belki. Ama alarm çalmadı. Tele kimse dokunmamış. Gece buna takılmaması için insanın burada yolu çok iyi bilmesi gerek. Benim anlayamadığım birinin köpeği nasıl geçebildi? Bunu ben de anlamıyorum. Sence ne olmuş? Bilmiyorum efendim. Adı ne? Rolo. Ona dokunabilir miyim? Hala ilacın etkisinde. Çekinme. Sakin ol oğlum. Sakin ol. Sakin. Yavaş. Yavaş. Burada ne olabilir? Bu bir kesik. Bu nasıl olmuş? Telden. Doğru. Raskin, sen köpek ol. Kolunu bağlıyorsun. Buradan uzatıyorsun. Tamam, yakala. Rolo'yu tele sıkıştırıyor. Yani boğazını kesmeden kurtulması imkansız. Ama ses çıkarır. Hayır, bu köpekler ne olursa olsun havlamamaları için eğitimler. Doğru. Değil mi? Şimdi başına sert bir şeyle vurursun. Teli bağlarsın ve gidersin. Rolo kendine geldiğinde dünyanın en büyük baş ağrısını hissediyor. Ama köpek olduğu için kimseye söyleyemiyor ve işine geri dönüyor. Basit. İçeri böyle girdi. Hayır, dışarı böyle çıktı. Dışarı mı? Evet, bu tellerin uçlarına bak, büküldükleri yerlere. Hepsi içeriden kesilmiş. Bay Barrett, telgraf size. Şehirdeki ofisimize gelmiş. Burada nasıl telgraf alıyorsun? Sihir. Ne yazdığını çok merak ediyorum. Bundan eminim. Bay Kavana, 8'e 10 var. Bunun uzak bir olasılık olduğunu biliyorum ama yine de olasılık ve çok korkunç. Bunu hasıraltı edemezsiniz. Buna hakkınız yok. Ne oldu?
Burada çok zor bir durum söz konusu. Doktor Hoffman, el laboratuvarının kapatılması gerektiğini düşünüyor. Neden? Kasanın içindeki kimyasalların kırılmış ya da açılmış olabileceğinden korkuyor. Öyle olmasa bile yine de riske giremeyiz. Ortaya çıkacak sonuçlar çok korkunç olacaktır. Ne sonuçları? Onlara söylesen iyi olur doktor. İstasyon 3'te 40'tan fazla biyokimyasal silah geliştirildi. Ben sadece burada laboratuvarında geliştirdiğimiz ikisinden bahsedeceğim. Birincisi botulinus. 6 tüp içinde 1200 gram var. 10 gramının şehri zehirlemesine izin verilirse o şehir 4 saatte bir morga dönüşür. Bu çok ideal bir silah. İfademi mazur görün. Çünkü sadece insanları öldürür. Ve kendini yok eder ve etkisi 8 saat içinde azalır, sonunda yok olur. Öyleyse artık içeri girebiliriz. O kasanın kapısı kapanalı 8 saatten fazla oldu. Yere 1200 gram botulinus de dökülmüş olsa yine de güvenli olur. Kapalı havalandırma sistemi hala çalışıyor, yani oksitlenmiş olmalılar. Bu doğru ama içeride başka bir şey daha var. Doktor Baxter bunu ortaya çıkaralı sadece 3 hafta oldu. Ve varlığını M1'e bildireli de sadece 3 gün. Botulinus dışında bir şey mi var? Evet. İkinci silah. O da bir virüs, havada yayılan. Ama kendini yenileyebiliyor, yok edilemez. Bırakıldığında gücü hesaplamaların ötesinde bir hızla katlanacak. Ve belki hiç ölmeyecek. Bu yüzden ona hiç de bilimsel olmayan bir isim verdik. Ama bu isim onu çok iyi tarif ediyor. Şeytan virüsü. Onu içeren şişeyi alıp onu havaya bıraksam, buradaki herkes birkaç saniye içinde ölür. Kaliforniya birkaç saat içinde bir mezara dönüşür. Bir hafta içinde Birleşik Devletler'de tüm yaşam, çok ciddiyim, tüm yaşam sona erer. İki ay içinde. En çok 2 ayda. Alaska'daki oduncu, Akdeniz'deki balıkçı, Avustralya'daki aborjin ölmüş olur. Hepsi ölür. Ve hepsi ben şişeyi kırdığım ve yeşil renk sıvıyı havaya bıraktığım için olur. Hiçbir şey, şeytan virüsünü hiçbir şeyi durduramaz. Peki en son kim mi ölür? Belki dünyanın bir ucunda büyük bir albatros, belki kutuplardaki bir fok. Ama denizler dünyanın çevresini dolaşır. Şeytan virüsünü hiçbir şeyi durduramaz. Rüzgar da öyle. Bir gün, yakında bir gün onlar da ölürler. Şeytan virüsü bu kapının arkasında bir şişenin içinde kilitli kalmalı. Kilitli kalmak zorunda. Bunu anlamak zorundasınız. Bay Barrett'ın dediği gibi eğer dökülen botulinus olmuşsa o zaman önemli değil. Ama Tanrı şahidim, biri içeri girmişse ve şeytan virüsü dökülmüşse ve kasa kapısı yarım santim açılır ve açık bırakılırsa o zaman içerideki hava öldürücüdür. Bu kapıyı 5 saniyeden fazla açın, size olacağını söylediğim her şey kesinlikle olur. Size kapatmanız için yalvarıyorum. Bu riske giremezsiniz. Katılıyorum. Yapacak bir şey yok. Başka seçenek yok. İçeride olduğundan ve dokunulmadığından emin olmamız gerek. Tamam, artık hazırsın. Barrett, eğer o hamster ölürse virüsü almış olacaksın. Oradan çıkamayacaksın. Biliyorum. İyi niyetini anlıyorum ama eğer içeride bir sorun varsa... İçeride kalmaya devam edebilecek miyim? Evet. Bilmiyorum. Eric, silahın var mı? O kasadan bu yüz maskesi inik şekilde çıkarsam bu kapıyı sadece arala ve kullan. Atmosfer basıncından düşük olduğu için dış hava içeri girecektir. Zamanın olacak. Güvende olacaksın. Lee, mecbur kalırsam bunu kullanacağımı biliyoruz. Biliyorum. Thank you.
Tehlike yok. Baxter içeride. Ölmüş. Botulinus. Geçen ay bir kaza olmuştu bir teknisyen yüzünden. Ama korkmayın. Artık sadece bir koku. Etkisi geçmiş. Peki ya şeytan virüsü Dr. Hoffman? Kapağa dokunmayın doktor. Parmak izine ihtiyacımız var. Gitmiş. Botulinus. Tüm şişeler. Evet. Hepsi gitmiş. Gitmiş olamaz. Olamaz. Bu imkansız. Dün gece Baxter dışarı çıktı. Çıktığını gördüler. Dışarı bir başkası çıktı. Liberty Çöl Havası Oteli'ne gelin. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Günaydın. Günaydın. Ben Liberty. Oh evet, Bay Barrett. 15 numaralı süitesiniz. Öyle mi? Evet efendim. Kaydınız zaten yapıldı. Sahi mi? Evet efendim. Merhaba Lee tatlım. Teşekkür ederim. Önemli değil. Hiç gelmeyeceğini sandım. Gazeteyi 3 kez okudum ve 4 fincan kahve içtim. Umarım bana da bir fincan saklamışsın. Kesinlikle sakladım. Senin burada ne işin var? Yeni bir strateji kullanıyorum tatlım. Matari tipimden hoşlanacağını düşünmüştüm. Peki ya telgraf? Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Seni buraya çabuk getirmenin daha iyi bir yolu var mıydı? En azından altına adını yazabilirdim. Biliyor musun, tavırlarında hiç gelişme olmamış. Bir eş etkisine ihtiyacın var. En tatlım, burada ne işin var? Bu güzel çöl parçasında mı? Harika, saklanmak için mükemmel. O nerede? Buradan 10 mil uzakta. Peki bu defa paravanı kim? Ben. Sen mi? Biliyor musun, bu sabah pek zeki değilsin Lee. Ve bu hiç gururumu okşamıyor. Seninle burada sakin bir hafta sonu geçiriyoruz. Sözüm ona. Aa. Bu defa sorun ne Lee'yim? İyi değil. Neden öyle dedin? Çölde öğle yemeği için harika bir yer biliyorum. Yeşil biberli burritolar ve soğuk Meksika birası. Oley!
Merhaba, nasılsın? Günaydın baba. Günaydın efendim, sizi görmek güzel. Merhaba Lee, seni görmek de güzel, otur. Sağ ol. Bugünlük romantizm buraya kadar Lee, sana kahvaltını bu getireyim. Bu bekleyebilir, otur en. Bunu duymaman için bir neden yok. Washington'dan buraya gelmeniz uzun sürmedi. Hayır, artık Makiki kulübüne üyeyim. 2 saatten kısa sürdü. En benden önce geldi. Aslında Baxter'la konuşacaktım. Şeytan virüsünü daha şimdi öğrendik. Baxter size söylemedi mi? 3 gün öncesine kadar hayır. Durumdan çok rahatsızdı. Hepimiz de öyleyiz. Bu zor bir karar. Ne yapacağımızı bilemedik. Yok etmeli miydik, etmemeli miydik? Gitmiş mi? Evet efendim. Ve tüm botulinus. Onları uyarmıştım. Böyle bir projeye başlarsanız sonunda biri patlatır. Baxter almış olabilir mi? Hayır, onu laboratuvarda buldum. Ölmüş. Baxter ölmüş mü? Dün bir şekilde laboratuvara 2 kişi girmiş. Baxter'ı kapanmadan önce orada yalnız bulmuş olmalılar. Biri üstüne bir şişe virüs atıp kasa kapısını kapamış ve oradan Baxter olarak çıkmış. Baxter olarak mı? Çok büyük benzerlik olmalı. Ve Baxter'ın şapkası ve ceketiyle. Herkes Baxter'ı bekliyordu. Bu yüzden onu gördüler. Ve? Diğer adam şişelerle çitten çıkmış. Regan laboratuvarda üstüne gelmiş olmalı. Kavanagh'ın bir fikri var mı peki? Hayır, ama parmak izi uzmanları ve kameralarla her yeri arıyor. Herkesi sorgulayacak, her şeyi. Ama işe yarayacak bir şey bulacağını sanmıyorum. İçeriden bir iş olduğundan emin misin? İçeriden yardım aldığı kesin. Ama kendini ele verecek biri olmadığı da kesin. Her neyse efendim, nasıl olduğu önemli değil. Kim ya da neden olduğu önemli. Evet. Lee, sana bu yeni virüsün ne yapacağını söylediler mi? Doktor Hoffman bilgi verdi. Beni endişelendiren o şişenin atılması. Bu bir kaçığın işi. 3 olasılık var. Dış güçler mümkün. Suçlular, hırsızlar mümkün değil. Beni endişelendiren 1. ve 3. efendim. 3. ne? Siz söylediniz, bir kaçık. Bir psikopat genelde böyle bir takım işine girmez. Paranoyaklar yapar ve bazıları çok zeki olur. Ne tür bir paranoyak? Bu ülkede yetişen pek çoğu gibi. Bir mesih. Ne tür bir mesih? İstediğini seç. Aşırı sağ, aşırı sol. Öleceğime kızıl olurum fanatiklerinden Moskova'yı hemen bombalayalım fanatiklerine kadar. Benim seçimim bir mesih. Varsayalım haklısın. Ya sonra? Telgraf, mektup ya da gazeteye bir şey. Örneğin insanlık savaşı bitirmeli, yoksa savaş insanlığı bitirecek. Sonra taleplerini sıralarlar. Uymazsanız görürsünüz diye bitirir. Dün gece yarısı neredeydin? Anlayamadım. Bu yaklaşık 10 dakika önce geldi. İnsanlık savaşı bitirmeli, yoksa savaş insanlığı yok edecek. Aradığınız şey bende. Tanrı tanımazların başkentini yok etmenizi emrediyorum. Başkan hemen emirlere uyacağını açıklasın. Ciddi olduğumu kanıtlamak için bir saldırı olacak. İmza yok. İçeri taşınmışlar. Rutin teslimat sandıkları. Taşınmışlar! Sahte. Tanrım Bay Barrett, anlamamız imkansız. Böyle bir şey yapabileceklerini bilmiyorduk. Bir fikrimiz yoktu. Bu o kadar basit ki çok saçma. Ama hep basit şeyler işe yarar. Bir şey yok mu? Hiç. Sadece buraya ait parmak izleri. Sandıklar doğru numaralarla, doğru renklerle kodlanmış. Ve cuma öğleden sonra geç teslim edilmiş. 5:35'te. Teknisyenlerin açacak zamanları olmasın. Kesinlikle. Diye. Biz dışarı bir şey çıkmasın diye bakarız efendim. Hiçbir şey. Gelen her şey kalır. Eric. General burada. Bunu bu sabah almış. Dün gece telefonla yazdırılmış. Ankesörlü telefon. Los Angeles havaalanı. Tanrım. Burada olduğunu nereden biliyorlar? Güzel soru. Yapacak tek bir şey var. Buranın altını üstüne getireceğiz. Herkesi sorgula. Bu yerle bağlantısı olan herkesi. Hepsiyle konuş. Bu arada tüm alanı tamamen kapalı tutacağız. Bence bölgeyi kapamak konusunda tam olarak tersini yapmak zorundayız. Ne demek istiyorsun? Laboratuvarındaki herkes ne olduğunu biliyor. Virüsleri alan kişi her kimse o da biliyor. Ama dışarıdan kimse henüz bilmiyor. Böyle kalsın. Kapılar açık kalsın.
Neden? Böylece kimseyi saklanmaya zorlamayız. Erik, buradan istasyon 3'ten en az bir kişinin yardım etmiş olması gerek. Her kimse bilgisiz kalmalı. Harekete geçmelerini umalım. Ve geçerlerse bunu biliriz. Aradığımız ipucu bu olabilir. Çok tehlikeli. Kaçabilir. Herkesi sorguya çekmenin ne kadar süreceğini biliyorsun. Hikayelerin doğrulanması ve sonuçsuz çıkan ipuçları. Zamanımız çok az. Bunu normal bir soruşturma gibi sürdüremezsin. Birinin bir şekilde bizi virüslere götürmesini ummak zorundayız. Sadece şişeler önemli, başka bir şey değil. Anladın mı? Baxter hakkında ne diyeceğiz? Bir şey söyleme. Peki ya bu? Böyle bir şey yok. Ruskin'e haber vereyim. Ruskin. Bir şey var mı Bay Barrett? Bay Kavanaugh birazdan burada olacak. O laboratuvara girmek gerçekten çok cesurca bir davranıştı Bay Barrett. Belki de risk olmadığını bildiğim için. Bunu nereden biliyordun? Bunu her kim yapmışsa çok doğru bilgilere sahip olmalıymış. Çok doğru bilgiler. Yani benim gibi mi? Ben olsam listenin başında yer alırdım. Şeytan virüsünü siz neden çalardınız Bay Barrett? Sahip olmak insana sınırsız güç verir. Askeri güç. Ve politik güç. Sınırsız zenginlik. Doğrusunu söylemek gerekirse şeytan virüsü bir insanı yeryüzünde tanrı yapabilir. İnsanı cezbetmek için bu yetmez mi? Doktor Hoffman, şeytan virüsüne karşı aşı geliştirmek ne kadar sürer? Bilim adamı olarak asla derim. Çünkü Doktor Baxter bir yere varamıyordu. Hiçbirimiz yapamıyorduk. Tesserly, bir acil durum programı oluştur hemen. Tamam. Efendim? Burada bulunanlar dışında resmi olarak tavrımız hiçbir şeyin kaybolmadığıdır. Sadece bir cinayet işlendi, hepsi bu. Kimseye bir şey söylemeyeceğiz. Bir cinayet mi? Peki ya Doktor Baxter? Orada pazartesiye kadar kalacak bir ceset var. Doktor Baxter sadece kayıp. Bu arada elbette soruşturmamıza devam edeceğiz. Nasıl? Her zamanki gibi. Peki ne yapmamız gerekiyor? Sizin öneriniz nedir Bay Tesserly? Eğer kimsenin itirazı yoksa ben burada istasyon 3'te kalacağım. Çok yorgunum ve içimden eve gitmek gelmiyor. Ben sizinle gelirim. Bir şekilde hazır olmam gerektiğini düşünüyorum. D kanattan misafir bölümünde olacağım. Beni uyandırmaktan çekinme. Elbette. General burada Doktor Michaels'ın. Bu olanların hepsi şu anda Washington'a bildiriliyor. Tamam. Ben Tesserly ile idare binasında olacağım. İstasyon 3 personeli mi? Evet. Şu telgraf. Bir sızıntı olabilir mi? Yani bu sahte olamaz değil mi? Bir manevra olabilir. Ama virüsler çalındı. Bir kaçık. En büyük silahla birlikte. Tüylerimi ürpertiyor. Tüm bu operasyon tüylerimi ürpertiyor. Florida nasıldı? İyi. Yolculuk hızlı mıydı? Programlandığından daha hızlı değil. Sen neler yaptın? Her şey yolunda. Ainsley nerede? Bilmiyorum. Buraya ne zaman geldi? Gelmedi. Ne demek gelmedi? Yani buraya gelmedi. Ve aramadı da. Sen onu aradın mı? Hayır, aramadım.
Alo? Evet, Doktor Ostrer'ın evi. Ben klima tamircisiyim. Klimayı onarmaya gelmiştim. Biraz önce çıktı. Hemen döneceğini söylemişti. Mesajınızı alabilir miyim? Kimi arayacak? Ainsley mi? Nasıl yazılıyor bu? E-Y-Z-E-Y-N-Z-L-I. Çok doğru Bay Ainsley. Hangi numaradan? Senin burada ne işin var? İnsanların havuzlarının etrafında dolaşmak alışkanlığı mıdır? Bunu gördüğüm zaman evet. Bu Ostrer mı? Evet, işini bitirmişler. İçeriden yardım eden o muymuş? Olabilir. Kavanağı lütfen. Kavanağı ben Barrett. Oster'ın evindeyim. Ölmüş. Bana sorarsan cinayet ama görünüşe bakılırsa intihar da olabilir. Şu anda havuzun dibinde yüzüyor. Sana ayrıntıları sonra söylerim ama daha önemlisi, bir dakika önce burayı arayan numarayı kontrol eder misin lütfen? Ainsley adı sana ne hatırlatıyor? Charles Reynold Ainsley. Aha, işte o. Milyoner baş belası. Kaçıklar listesinde bir numara. New York'ta yaşar. Santa Barbara'da. Ve sanırım bir evi de Phoenix'in hemen dışındaydı. Bulun. Dokunmayın. Gözünüzün önünden ayırmayın ve izlendiğini fark ettirmeyin, tamam. Evet. Şimdi tatlım, senin burada ne işin var? Seni arıyordum. Saldırı mı? Florida. İşte oldu Lee. 1,5 saat önce Florida'ya saldırdı. Bölgede helikopterlerimiz dolaşıyor. Havadan görebildikleri her şeyin 16 milimetrelik filmlerini çekiyorlar. Bu arada kıyı şeridi kapatıldı ve okyanus 200 millik açığa kadar gemilerden arındırılıyor. Nasıl olmuş? Tam olarak hiç kimse bilmiyor. Bir rapora göre küçük bir patlamaymış. Sonra herkes birden ölmeye başlamış. Bütün haber ajanslarını susturduk ama fazla sessiz tutabileceğimizi hiç sanmıyorum. Washington'ın yaklaşımı nedir? Ben kontrollü panik olarak tanımlardım. Senin ne yapmanı bekliyorlar? Her kimse bulmamı ve durdurmamı. Tutuklayıp öldüreceğim ne gerekiyorsa. Ama bu arada... Evet. Benim. Kesinleşti mi? O kadar kötü ha. Film ne zaman burada olur? Evet, şu anda burada. Söylerim, filmi izler izlemez seni ararım. Güle güle. Florida filmi hazırmış ve hemen buraya gönderiyorlar. Kavanağ ve adamları hiçbir şey bulamadıklarını söylüyor. Hoffman dışında istasyon 3'teki herkesi ve her şeyi kontrol etmişler. Hoffman'la senin ilgilenmeni istiyorum. Kavanağ'ı Ainsley konusunda sıkıştır. Elimizdeki tek şüpheli o. Bu şeyi daha fazla kontrol edebileceğimizi sanmıyorum. Elbette efendim. O film istasyon 3'e saat 4'te gelecek. Gelir gelmez buraya getir. Tamam. Şu numara yarar mısın tatlım? Buradaki işi kabul ettikten sonra Zürih'teki araştırma laboratuvarından ayrıldınız. Bu doğru mu? Evet ama bilinmesi gereken buraya gelmeden önce bir haftalık bir ülke turuna çıktım. Washington'a gelmeden önce. Evet, aslında Da Vinci'den Napoli'deki Birleşik Devletler Elçiliği'ne gitmeden önce. Ve bu yaklaşık? Yaklaşık 5 ay önceydi. Tam tarih şeydi. Burada yazıyor. Turdayken size kimse ulaşamamış. Belirli bir planım yoktu. Tirol'den yola çıktım, Brenner'i geçtim, Lugano'da durdum. Doğal olarak buraya hemen gelmem gerekseydi, bu aslında biraz psikolojik bir sorumsuzluk olurdu. Lee, Ainsley konusunda son bilgilere ulaştık. Anlaşılan doğru iz üstündeyiz. İzninizle. Bay Barrett? Evet. Bakın, radyoda duyduğum şu haber. Florida'daki saldırı bana şey gibi geldi. Botulinus olduğunu düşünüyoruz. Tanrım.
Neden Bay Barrett? Bunu bilmiyoruz. Ama amacı ne olabilir? Biz de bunu öğrenmeye çalışıyoruz. İzninizle. Ortadan kaybolmuş. Santa Barbara ve Phoenix'teki evleri aylardır kapalıymış. En son New York'taki evinde görülmüş. Bu ne kadar önceymiş? 8 ay. Ona merhaba diyen herkesle konuştuk. New York'taki eski hizmetçisi ona bir dünya turuna çıkacağını söylediğini söylüyor. Biri bilet almış olmalı. Seyahat acentelerinde program olmalı. Ainsley'nin soru sorulabilecek biri olmadığını söyledi. Peki nasıl biri? Elimizde fotoğrafı var mı? Hayır. Hakkında dosya tutmak için kimsenin sebebi yok. Fotoğrafı yok mu? Gazete, dergi, kişisel şeyler? Hiç. Garip biri. Ne fotoğrafı, ne akrabası, ne de özel hayatı var. Tanıyan herkesin tarifi şöyle. Yaş 50 civarı, boy orta, saç kahverengi, deri rengi normal belirleyici özelliği yok. İpucu da hiç yok. Hayır. Bu adam kendini bizden çok iyi saklayabiliyor. Lee, bak. Bu işte dışarıdan adına ulaştığım tek kişi o. Ve adam birden yeryüzünden kaybolmuş. Hakkında bildiğimiz her şey o telgrafı gönderen kişiye uyuyor. Kaçık biri, acımasız, zengin, kaynakları var. Bunların rastlantı olması imkansız. Barrett, sağ olun. Film gelmiş. Senden haber alamayınca bir şey olduğunu düşündüm. Ne? Anlıyorum. Burada her şey yolunda. Ne? Nerede? Nerede? Evet. Evet. Evet olur. Evet. Hiç şüphe yok. Ben General Williams. Teşekkür ederim. Merhaba efendim. Şu anda filmi izliyoruz. Michaels'ın hiç şüphe olmadığını söyledi. Onlara her şeyi söyleyeyim mi? Hayır efendim, özür dilerim, yapamam. Hiçbir şey. Anladım. Hoşça kalın. Basına her şeyi vermek zorunda kalmışlar. Sadece istasyon 3 ile bağlantısı kalmış. Evet. Evet. Kimsiniz? Kimsiniz? Tamam, dinliyorum. Devam et. Sözümü kesme. Florida'da ne yaptığımı gördünüz. Bu sadece bir uyarıydı. Sizi uyardım. Ama siz yüz binlerce masum insanın hayatını feda ettiniz. Kimsiniz? Kimsiniz? Sırada Los Angeles var. İyi düşünün. Adım Charles Reynolds Ainsley. Dinle, sakın kapatma. Buluşmayı kabul ediyorum. İstediğin yerde. Ama şartları tartışmak zorunda olduğumuzu... Santral. Santral. Şimdi bu telefonu arayan numara. İzini bulun. Neden peki? Bu çok önemli. Ne demek imkansız? Anlıyorum. Bu numaraya bölge kod numarasıyla ulaşmışlar. Ülkedeki her yerden aramış olabilir. İzini bulmak bir hafta sürebilir. Sözümü kesme. Tamam, dinliyorum. Devam et.
Florida'da ne yaptığımı gördünüz. Bu sadece bir uyarıydı. Sizi uyardım. Ama siz yüz binlerce masum insanın hayatını feda ettiniz. Sırada Los Angeles var. İyi düşünün. Kimsiniz? Kimsiniz? Adım Charles Reynolds Ainsley. Dinle, sakın kapatma. Buluşmayı kabul ediyorum, istediğin yerde. Ama şartları tartışmak zorunda olduğumuzu... Santral! Santral! Şimdi bu telefonu arayan numara, izini bulun! Bulmak için ülkedeki her adamımızı kullanmalıyız. Bunu zaten yapıyoruz ama çok geç. Her yerde olabilir. Ve o şişeler elinde. Evet, bunu biliyorum general. Ve Los Angeles'ı boşaltamayız. Buna zamanımız yok. Denemek zorundayız. Bu arada oylamaya devam edip bir ipucu bulmamız gerek. Efendim, sizce teslim olmamız gerekmez mi? İstasyon 3 sadece başlangıç olacak. Bu bir blöf. Öyle olmalı. Kimse böyle bir şey yapmaz. Bu riske girmeye hazır mısın? Kayıt cihazını da getir. Saçmalığa burada saklanarak devam edemeyiz. Lee, senden kontrol etmeni istedim. Ne oldu? Bize adını neden verdi? Bu hiç mantıklı değil. Tahmin etmeye çalışmamız daha çok işine yaradı. Kabul etmiyorum. Bunu tam olarak bir paranoyak yapardı. Sesini sen de duydun. Karşımızda dev bir ego var. Hayır efendim. Yanlış bir şeyler var. Ne? Henüz tam çıkaramıyorum. Ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. İstasyon 3'e gidiyoruz. Yolu kontrol ettim Lee. Kanyondan gelen patlak lastik izi var. Nerede? Yoldan yarım mil aşağıda gördük. Speed Truck'ın birkaç mil yukarısında. Hatırlarsın, orada alabalık yakalardık. Yamaçta izler hala görülüyor. Görüşürüz. Bu arabanın özelliği ne Lee? Hiçbir şey. Her şey olduğu gibi sadece kontrol ediyorum. Arabanın lastiğinin patladığı yer burası mı? Araba Kriko'dan düşmüş. Anlaşılan oturtmak için çukur kazmış ama olmayınca onu terk etmiş. Gel. Tamam, buraya otur. Şimdi beni izle. Herkes virüsleri alanın çoktan kaçtığını düşünüyor. Gittiler. İçeriden yardım eden kişi Oster. Öldü. Ama varsayalım, bununla bağlantısı olan ve burada kalıp çıkmayı başaramamış biri olsun. Neden çıkmak istiyor? Neden burada kalmıyor? Çünkü elinde hayati bir şey var. Bu Ainsley'nin alması gereken vazgeçilmez bir şey. Anlamıyorum. E laboratuvarına iki kişi girdi. Biri Baxter olarak çıktı. Kurtuldu. Diğeri virüslerle çitten kaçtı. Varsayalım ikisi dışında tüm şişeleri alan biriyle buluşmuş olsunlar. Ki şişeleri onlara verdi. Ve sonra muhtemelen Baxter'ın arabasıyla gittiler. Bir şişe Florida içindi, biri de Los Angeles için. Bunu anladım. Şimdi varsayalım bu üçüncü adam kalan şişelerle gitmiş olsun. Ama yapmak zorunda olduğu bir şey daha var. Oster'ı susturmak, çünkü bir şekilde tehdit. Varsayalım Monster'ı öldürdü. Bu yoldan aşağı doğru özgür olarak gelmeye başladı. Sonra tüm suçluların kabusu gerçekleşti. Beklenmedik bir kaza. Lastiği patladı. Doğru. Onarmaya çalıştı. Araba Kriko'dan kaydı. Şimdi kaldı. Ne yapacak? Yolda otostop yapacak. Ama virüsler? Onları yanında götürme riskine giremezsin. Ve arabada da bırakamazsın. Peki güvende olacakları nereye koyarsın? Özgür kaldığında ulaşabileceğin neresi var? Ve nerede soğuk kalırlar?
suda. Onları suda saklarım. Ben de öyle düşünüyordum. Dikkatli ol diye. Şimdi ayağa kalk. Sakın kımıldama. Ve yavaşça yerine koy. Bu ıskalar bilerekti. Olduğun yerde kal dostum. Herhalde bu da Doktor Baxter olmalı. Sadece o şişeyi yeniden kutuya koy. Oturun. İstasyonda sizi bekliyorlar Bay Kavana. Teşekkür ederim. Kesinlikle hiç iz yok. Barrett'in arabasını kontrol ettik. Ne orada ne de başka yerde şiddet izi var. Nehir kıyısında ayak izleri var. Sadece bu. Burada bir şey duydunuz mu? Hayır. Kaybolalı uzun zaman olmadı. Her yerde olabilir. Nasıl olduğunu biliyorsunuz efendim. Barrett'in Dr. Hoffman'ın arabasıyla neden bu kadar ilgilendiğini anlayamıyorum doğrusu. Ben de anlamıyorum efendim. Ama karayolları devriyesi... Evet. Bay Kavana, Johnson hatta. Bağla. Alo. Evet Johnson. Baktığımız yerlerden hiçbirinde izlerine rastlayamadık. Aramaya devam edin. Tamam. Memurlar sadece doktorun lastiğinin nerede patladığını öğrenmek istediğini söyledi. Peki ne olmuş? Bunu biliyorduk. Dün gece lastiğiniz patladı. Otostop yapmaya çalıştınız. Sizi kasaba dışından alıp buraya getirdiler. Çok şanslıydım. Gece yol çok ıssız oluyor ama beni kanyonda aldılar.
Kasaba dışında değil. Barrett bizi neredeyse olduğu yerden aramak üzeredir. Bence korkacak bir şey yok. Tüm barikatları kaldırttım. Yeniden kurdurmamı ister misiniz? Buna gerek yok. Evet. Doktor Hoffman'ı arıyorlar. Bağla. Doktor? Doktor Hoffman? Evet. Merhaba Gregor. Ben Donald. Rahatsız ettiğim için üzgünüm ama bu öğleden sonra balığa çıkacaktık. Unuttun mu? Ben gelemedim. Burada işim çıktı da. Kaçırmana üzüldüm. Balıklar güzeldi. Bu gece çalışıyor musun? Karavandayız. Yemeğe ne dersin? Donald, gelebileceğimden pek... Keşke gelebilsen. Seninle konuşmam gereken bir şey var. Evet, bu çok iyi olurdu Donald. Artık burada kalmana gerek yok. Jack, doktor evine götür. Tamam. Teşekkür ederim. Birkaç dakika sonra orada olacağım. Güzel. Teşekkür ederim. Yolda durdu, aşağı indi ve şişeleri bizden önce aldı. Onları buraya getirmek zorundaydık. Seni arama riskine giremezdik. Oraya gelince yakalandığını düşündük. Şimdi burada kaldık. Her yer barikatlarla dolu. Her şey yolunda Donald. Kimse şüphelenmiyor. Barikatlar da kaldırıldı. Bay Barrett gerçekten beklenmedik bir şey yaptı. Ama hiçbir şey sona ermiş değil. Los Angeles'taki şişe hazır mı Veretti? Oraya ben koydum. Onları birlikte götüreceğiz. Bu tehlikeli. Eğer sorun çıkarsa rehine olarak kullanacağız. Burada hiçbir şey olmuyor. Hala karavandalar. Peki ya müdür? Müdürü uzak tutuyoruz. Barrett seni gördü mü? Olabilir ama tanımadı. Daha önce hiç görmedi. İçeride neler olduğunu görebiliyor musun? Hareket yok. Çok sessiz. Hiçbir şey olmuyor. Hatta kal. Doktor Hoffman bunu neden yapsın, neden anlamıyorum. Güvenlik soruşturması yapıldı. Geçmişinde onun... Doktor Michaelson. Onları yakalamalıyız efendim. Şimdi. Kesinlikle hayır Kavana. Barrett'ın iki yabancı adamla Doktor Hoffman'ın karavanında olduğunu biliyoruz. Doktor Hoffman da şimdi orada ve bu adamlarla bir bağlantısı var. Doktor Hoffman'ın arabasının Barrett için özel bir önemi olduğunu biliyoruz. Tek bildiğimiz bu. Barrett'ın oraya zorla götürüldüğünden bile emin değiliz. Bırakın yakalayayım efendim. O zaman anlarız. Elimizdeki tek avantajı kaybetmemize değecek bir şey bulacağını sanmıyorum. O nedir? Bizi Ensley'e ve şişelere götürecekler. Sadece şişeler önemli. Bu hep beklediğimiz bir ipucuydu. Gidecekler ve biz izin vereceğiz. Onları çok dikkatli bir şekilde izleyeceğiz. O kaçık katil kendini gösterdiğinde işimiz bitecek. Şimdi ayarla. Çölde sorun olmaz. Fazla trafik yok. Ama ilk kasabada kaybedebiliriz. Ya Los Angeles'tan çıkan kalabalığa karışırlarsa... O zaman stratejimizi değiştiririz. En azından ne tarafa gittiklerini biliriz. Hazırlan. Emredersiniz. Los Angeles'ın taliyesi devam ediyor. Bu işlemin ne kadar etkili olacağını söylemek için henüz çok erken.
Tehdidin tam boyutu hakkında esra hiçbir resmi açıklama yok. Önemli değil. Bu civarda hep askeri eğitim uçuşları yapılır. İlgisi konusunda hiçbir açıklama da yapılmadı. Üstlerinde ve arkalarında uçuyorum. Hala 17. karayolundan batıya doğru gidiyorlar. Ne yaptıklarını anlamadım. Daireler çiziyorlar. Neden? Yanıltma yöntemi. Gittikleri yere uzun yoldan gitmeyi seçtiler. Onları takip etmek gittikçe zorlaşıyor. Arazi çok engebeli ve tepeler yola yaklaşıyor. Geçecekleri bu bölümden hoşlanmadım. Helikopterin kendini ele vermeden onları izlemesi mümkün olmayacak. Çıkabilecekleri 3 nokta var. Buradan, buradan ve buradan. Hepsinde de adamların var değil mi? Evet efendim. Burada ve burada. Onları gözden kaçırmak üzereyim. Yaklaşmak zorundayım. Sakın yaklaşma. Yolun diğer tarafında yakalayıncaya kadar gözler uzak dur. Anlaşıldı. İzleyecek araba nerede? Tam burada. Söyle, önündeki yolun açık olduğundan emin olmadan kesinlikle kımıldamasın. Anlaşıldı. Önünde yolun açık olduğunu görene kadar pozisyonunu koru. Anlaşıldı. Bir sorun çıkmayacak Veretti. Tamam. Nerede olacağımı biliyoruz. Birlikte kalmamız daha iyi. Yeniden yakaladım. Yoldan aşağı ilerliyorlar. Birazdan yine çöle çıkacaklar. 1113'e geç ve gözden uzak olmaya çalış. Tamam. Arabana yaklaşmasını söyle. İkinci aşama. Şu anda yolun açık. Yaklaş. Anlaşıldı. Yaklaşıyorum. İzliyorum. Bilmiyorum. Şu yoldan dön.
Bir ara yoldan sola döndüler. Yavaşladılar ve... Evet, bir an için onlara çok yaklaştım. Bana ver. Seni gördüler mi? Emin değilim, görmüş olabilirler. Bizi görürlerse yakalamamızı ister misiniz? Hayır. Durana kadar bekle. Durduklarında hemen bizi ara. Anlaşıldı. Dur da şunun ne olduğuna bakalım. Alo Zebra, cevap ver. Burası X-Ray. Alo Zebra, cevap ver. Burası X-Ray. Alo. Ha, çalışmıyor. Ellerinizi havaya kaldırıp ortaya çıkın. Kendinizi gösterin ve ellerinizi havaya kaldırın. Hadi kendinizi gösterin. Sizi son kez uyarıyorum. Şimdi ellerinizi kaldırıp ortaya çıkın. Tamam, bırak o silahı. Onları atacağımı söyle. Kımıldamayın. Size ne söylerse aynını yapın. Silahlarını yere bıraksınlar. Bırakın. Tabancaları da. Yavaş. Şu anda 119330'ın üstündeyim. Yoldan başka bir şey yok. Yerinde kal. Veretin. Peki ya kız? Neden yanınıza götürmüyorsunuz? Lee. Yanınıza götürün. En. Git buradan. Bu nasıl bir şeydi böyle? Anlamıyor musun? Şişeyi içeri atacak. Muhtemelen şu iki delikten birini kullanacak. Ne olursa olsun yakalamak zorundayız. Duvara ya da yere çarpmadan yakalamak zorundayız. Ya da bu şeylere. Eğer kaçırırsak üstüne bunu dökeceğiz. Biri suya girdiğinde etkisini yitiriyor. Bu gaz değil, gaz ya. İçinde su var. Ayrıca elimizdeki tek şey bu.
Çabuk! Çabuk olun! Zebra'dan X-ray, Zebra'dan X-ray. Cevap ver. Bir sorun var Kavana. İki dakika daha. Oraya gidiyoruz. Zebra'dan X-ray, cevap ver. Cevap ver X-ray. Zebra'dan X-ray, Zebra'dan X-ray, cevap ver X-ray. Burası Zebra, cevap ver X-ray. Zebra'dan X-ray, cevap ver. Zebra'dan X-ray, cevap ver. Zebra'dan X-ray, cevap ver. Cevap ver X-ray, cevap ver. Zebra'dan X-ray, Zebra'dan X-ray, cevap ver. Zebra'dan X-ray, cevap ver X-ray. Cevap ver X-ray, burası Zebra. X-ray, cevap bekliyorum. Burası Zebra. Cevap ver X-ray. Burası Zebra. Cevap ver X-ray. X-ray. Cevap bekliyorum. Burası Zebra. Cevap ver X-ray. Konuşun. Ben Barrett. Cevap ver X-ray. Burası Zebra. Cevap ver. Ben Barrett. Cevap ver X-ray. Cevap ver. Yoksa kırarım. Hiçbir şey canlı kalmaz. Arkadaşların sana yardım edemez. Artık tek başınasın. Her zaman tek başımaydım. Öp bunu kırmadan elimden almayı başarabilirsin. Ama bu işine yaramaz. Los Angeles'taki şişe. Kesinlikle. Tüm şehri tahliye edemezsiniz. Bana bir şey olursa Los Angeles yarın bu vakitte bir mezarlık olur. Senin istediğin gibi olursa. Ve istasyon üçün yok edildiği duyurulursa beni o şişenin olduğu yere götürecek misin peki? Belki de arabaya binmeniz iyi olacak Bay Barrett. Diğer taraftan. Laboratuvarda bu şişeyi kırmak için sadece 2,5 kiloluk basıncın yeteceğini öğrendim. Bunu kolaylıkla yapabilirim. Arabayı yeniden gördüm. Ama hala Sigor yolundan kuzeye gidiyor. İzleyen arabayı görebiliyor musun? Hayır. Ama geldikleri yönde yangın gibi bir şey var galiba. Kutupta çok fazla turuncu alev var. Birini göndersek iyi olacak efendim. Şimdi planın ne? Ne yapmayı planlıyorsun Bay Ensley? Bu kadar aptal olduğuma inanamıyorum. Ensley aylardır kayıptı ve Hoffman aylardır buradaydı. Ya da en azından gerçek Hoffman rolündeki sen.
Ne oldu ona? Bunu anlamak zor değil. Gregory Hoffman Viyana'dan çıktıktan bir süre sonra ortadan kaybolmuştu. Onu öldürdün mü yoksa öldürttün mü? Biyokimyacı değilsin. Onları nasıl kandırdın? Ben de bir tür biyokimyacıyım Bay Barrett. Ainsley adını iyi bilseydiniz servetimi ilaçtan kazandığımı bilirdiniz. Bazen yanında biraz da bilgi gerekiyor. Aksan mı? Kolaydı. Yıllarca Avusturya'da yaşadım. Ayrıca Gregory Hoffman dünyada ünlü bir kimyager olarak adını duyurmuştu. Ünlü bir kimyagere tuzun formülünü sormazsınız. Ama Oster sordu. Herkesi kandırdın ama Oster gerçek Hoffman olmadığını biliyordu. Bu yüzden o da öldü. Bunu daha önce bulsaydınız Bay Barrett Florida'da yüzlerce insan ölmüş olmazdı. Bu öğleden sonra seni sorgularlarken Kavanağ'ın adamımız olduğunu söylediğini duydum. O zaman ne yapacağını biliyordum. Bir şekilde iki yeri aramayı başardım. Önce derede bıraktığın şişeleri almaları için adamlarını aradın. Sonra generali aradın. Bu şekilde Los Angeles ultimatumunu verebilecektin. Ainsley adını vermenin sebebi kaçabilmek için barikatlar kaldırmasını sağlamaktı ve buna inandı. Bu doğru. Ama telefon etmek zor olmadı Bay Barrett. İstasyon 3'teki telefonu kullandım. Her zaman söylemeyi sevdiğiniz gibi mükemmel güvenlik diye bir şey yoktu. Sakın denemeyin Bay Barrett. Şanslısınız ama ölümlüsünüz. Sıvı taşıyan ağır araçlar. Toplanma noktası B. Ambulans noktası yeniden C olarak belirlendi. Tekrar ediyorum. Ambulans noktası yeniden C olarak belirlendi. 5 dakikalık aralarla uyarıları dinlemeye devam edin lütfen. Güney Kaliforniya'da kurulu ismi belirlenemeyen bilimsel araştırma merkezi tüm operasyonlarına son verdi. Tesis dağıtılacak ve bir daha da çalışmayacak. Duyuruların sonu. İşte orada. Yanındaki kim? Bilmiyorum. Sizi tutukluyoruz Doktor Hoffman. Sen Lee Barrett'sın değil mi? Bu doğru. Neden buradasın Barrett? Bu uzun bir hikaye. Arabadan inin doktor. Dikkatli olun. Cebinde şişe var. Tamam, onu bana verin doktor. Hemen şimdi. Yolun sonu mu? Tamam, arabaya binin doktor. Bizimle gelsen iyi olur Barrett. Buraya nasıl geldiniz? Her yere dağıldık. 50 ekipten biriyiz. Peki kız ve diğer iki adam? Bilmiyorum. Kavanağ nerede? Her yerde olabilir. Aldığımız emir Hoffman'ı yakalayıp kalabalıktan uzak tutmaktı ve istasyon 3'e varana kadar bir şey söylememekti. Yaşamak istiyorsan çeneni kapalı tutarsın. Tamam. Orada kamyonun biri yoldan çıkmış. Motoru kapatsan iyi olur. Fazla uzun sürmez. Çekici birkaç dakikaya kadar gelir. Yaralanan var mı? Hayır, şanslıymış. Bir kamyon yoldan çıkmış. Fazla uzun sürmez. Uzun sürmez diyor. Polis başka bir şey dedi mi? Saatler sürebilir. O zamana kadar Los Angeles'tan gelenler yetişir. Hiçbir yere gidemeyiz. Şu kutulara ve kırılmış bira şişelerine bakın. İnsanlar böyle şeyleri yollara atmamalı. Ateşin var mı? Şu çekiciyi kullanan adama bakar mısın? Kamyonu devirenden daha kötü. Tanrım, bir bu eksikti. Kaldırın müfettişi. Çok şey biliyorsun he? Thank you.
Kızınız orada ama Barrett'e ne oldu? Hoffman nerede? Baba! Baba! Baba beni dinle! Bir şişe attılar. Benzin istasyonunda bir şişe attılar. Ne oldu? Nerede? Bölgeye boşaltmanız gerek, hala istasyonda. Anlamıyor musun? Bu adam bir şişe attı diyorum. Efendim? Şeytan virüsü nerede? Hoffman aldı. Araba değiştirip geldiğimiz yöne doğru gitti. Ne tür bir arabaydı? Yeşil bir Ford sedan. Plaka? Bilmiyorum. Çok net göremedim. 12, 15, sonra 7 idi galiba. Telsizde bildirin. O şeyi bana ver. Baba, geri dönüp o bölgeyi boşaltmanız... Merak etme tatlım, merak etme. O şişeler artık zararsız. Benzin istasyonu yanmış ama endişelenecek hiçbir şey yok. Kavanağın adamlarının cesetlerini bulduk ama Lee ortada yok. Ama Lee binadaydı. O binadaydı. Şimdi orada değil. En... Los Angeles hakkında bir şey söyleyen oldu mu acaba? Herhangi bir şey? Hayır, hiçbir şey. Hoffman'ın arabasıyla ilgili bilgi verdin mi? Evet efendim, peşindeyiz. Etrafta çok fazla yeşil Ford var. Ve bunların üstünde bunlar dışında bir şey yok. Silahlar, para, saatler, sahte ehliyetler ve anahtarlar. Belki anahtarlardan biri Los Angeles'ta bir şeye uyabilir. Ama bunu nasıl kontrol edeceğiz? Ateşleme sorunu gibi değil mi? Şu yakıt pompasına bak. Adamlarının Kavanağ'ın adamları rolüne inanmamı gerçekten beklemiyordun, değil mi? Pekala, silah şimdi bende. Şişeyi yere bırak. Ve ondan uzaklaş. Yoksa şu helikopter bizi görecek. Bunu kırmamam için bana bir sebep göstermedin. Artık yolun sonundasın Ainsley. Bu defa gerçek. Şişeyi bırak ve uzaklaş, yoksa kafanda koca bir delik açarım senin. Sen psikopatsın ama aptal olma. Başında bir delik açarsam ya da şişeyi bırakırsan ölürsün. Ve hiçbir şey elde edemezsin. Belki psikopatım ama kesinlikle aptal değilim. Bunu kırarsam ben ölmem Bay Barrett. Baxter şeytan virüsünü açıklayana kadar neden bekledi sanıyorsun? Geceleri ve hafta sonları ne üstünde çalışıyordu sanıyorsun? Aşı. Ben de aşıyı bekledim. 2 gün önce yaptı. Bu yüzden ölmesi gerekiyordu. Ve Osterer, onun hakkında da yanıldın. Benden şüphelenmedi, kimseden şüphelenmedi. O sadece aşıyı biliyordu. Artık formülü bilen sadece benim. Aşı kanımda olduğu sürece bağışıklıyım. Ben ölmem. Bağışıklıyım. Ama bize şeytan virüsünün ne yapacağını söylemiştin. Demek istediğin bu dünyada yalnız yaşayacağın mı? Tek başına mı? Şeytan virüsünü Baxter olanlara öğrenmeyin diye anlatmadım. Buna rağmen söylediğim her kelimeye inandı. Ama iyi bir kimyager olduğundan emin değilim. Bazı bilim adamları hidrojen bombasının dünyayı havaya uçuracak bir zincirleme reaksiyon başlatacağına inanıyordu. Ama olmadı. Bunun ne olduğunu kimse gerçekten bilmiyor. Teorik olarak evet. Ama henüz gerçek bir sınava sokulmadı. Belki tüm yaşamı yok eder. Belki. Ama kesin olan milyonları öldüreceği. Denemek ister misin? Thank you.
Bay Ainsley. Evet. Sizi izliyordum ve arabanın durduğunu gördüm. Sizi buradan almaya karar verdim. Motor arıza yaptı. Ama endişelenme, hemen havalanacağız. Elbette efendim. Bir sorun mu var Bay Ainsley? Hayır, hayır. Evet Bay Barrett. Şişe hala Los Angeles'ta. Bir şey yok mu? Korkarım hayır efendim. Yani Los Angeles'tan haber yok mu? Hiçbir haber yok. Alo? Los Angeles'ta sadece iki yer olabilir. Biri bir ofis binası. Evet. Nerede? On katlı. Adamlarımız şu anda tepeden tırnağa arıyorlar. Diğer tek şey ise bu. Redding'deki bu not. İşte burada. Glendale 73. 73 numaralı her eve arıyoruz efendim. 73'te başlayan her numarayı da arıyoruz. Her taksiyi. Sanırım ana fikri anladınız. Evet. Hazırdılar baba. Hoffman'ı beklerken bir şeyler karalıyorlardı. Bekle. Jack, şuna bak. Yeşil arabayı bulmuşlar. Nerede? Palmdale'de bir servis istasyonunun yanında bir restoranın önüne bırakılmış. İkisi de kapalıymış. Ama yolun karşısındaki kum deposundaki bekçi yeşil arabanın durduğunu ve iki adamın çıktığını söylemiş. Hoffman'ı aynen tarif etmiş. Diğer adam? Barrett'a benziyor. Peki onlara ne olmuş? Siyah bir arabada bekleyen iki kişi varmış. İlk ikisine silah çekmişler. Siyah arabaya binmişler ve dördü birlikte gitmişler. Bekçi onları durdurmaya çalışmış mı? Hayır. Bir şey daha var. Bekçi adamın elinde küçük bir şişe taşıdığını gördüğünü söylemiş. Siyah arabanın plakası yok muymuş? Kötü açı. Görememiş. Eric. Bunları o kaçık veretti karalamış. Şuna bir bak. Bu bir şişe olabilir. Zaten bir şişe. Bence bunların hepsi şişe. Bu gerçek bir şey. Bence bilinçsiz olarak bir şeyler çizmeye çalışıyormuş. Ama nedir acaba bunlar? Bu çizgiler bir park yerindeki park çizgilerine benziyor. Efendim şuna bakın. Bu üçgen. Beyzbol üçgeni mi? Beyzbol sahası. Jack onu bana ver. Bana Los Angeles'ı bağla. 4-7 çabuk ol. Umutsuz değil mi Bay Barrett? Ve acınası, kaçamıyorlar. Kimse kaçamaz. Çok zamanımız var.
şey var mı? Hayır. Orada bir şey var mı? Henüz yok. Telefon size yüzbaşı. Bay Kavana. Alo. Evet, hala arıyoruz. Hiçbir şey. Evet, oraya bakıyorlar. Elbette oraya da bakıyorlar. Evet, evet biliyorum. Birazdan kara tükenecek. Ve zaman da. Şişenin nerede olduğunu söyleyin Bay Ainsley. Beni zorlamayın Bay Barrett. Yüce İsa aşkına. Haber ver. Bulduk. 17-20 derece. 8 mil. İşte helikopter efendim. Her şeyi uzak tuttuk. Sanırım bu. 15-15 derece. 4 mil. İşte burada efendim. Şimdi de burada. Yeni bir rota. Telsiz bağlantısı yok mu? Hayır efendim. Los Angeles telsizi 1.36'dayız. Bağlantı kurmak istese bu kanalda olurdu. Bunu tut. Bu kapak civa doludur, yani sakın düşürme. Bazen bu bir tuzak kurarlar. Kabloyu kesersen... İşte bu kadar. Bu şey alınana kadar hiç kimse yerinden kımıldamasın. Catalina'ya gidiyoruz. Şişenin olduğu yere gitme niyetin yok, öyle değil mi? Siz istasyon 3'ü yok etmediğiniz sürece yok. Bu pek mantıklı bir fikir değil Ainsley. Sen Los Angeles'ı yok etmeye karar verirsen ben de seni öldürürüm. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Bunun dışında. Anladım. Bir yatada mı götüreceksin? Yarın telsizin başına geçip şartlarını sıralayacaksın. Bu doğru. Sen her şey olacaksın ve herkes hiç olacak. Ve o zaman... O zaman dünyada ilk kez... Dünya için planların nedir Ainsley? Savaş mı? Barış mı? Orta çağ geri dönüş mü? Geleceğe yöneliş mi? Ne seçtiğinin önemi yok. Çünkü hepsinin senin için tek bir anlamı var. Güç. Sadece güce sahip olmak.
Yeniden küçük bir adamsın Ainsley. Şişe nerede? Hayatın ya da Los Angeles? Yok, hayır. Los Angeles benim mirasım olacak. Los Angeles tensiz cevap ver. 32.72. Ben William Lee. Sizi burada radarda takip ediyordum. Büyük şişeyi aldım. Güvende. Hoffman helikopterden atladı. Size diğer şişe hakkında bilgi veremeyeceğim. Ah, onu bulduk Lee. Güvende. Peki ya Anne? Buradayım Lee. Burada bizim yanımızda. Hoffman hakkında ne demiştin? Atladı. Kavanağ söyle Ainsley aramayı kesebilir. Ainsley ve Hoffman aynı adamlardı. LAX'e ineceğim. Çocuklara söyle beni beklesinler. Bu şeyler nasıl kullanılır unuttum. Başaracaksın Lee. Heyecanlanmamaya çalış ve Tanrı aşkına iyi bir iniş yap. Güvenli bir iniş olacak. Ve size şişeyi vereceğim. Başladığımız yere geri dönmüş olacağız.